Birinci Dünya Savaşı başladığında Medine'yi kuşatan İngilizler, kenti savunan Fahrettin Paşa'nın açlık ve susuzluktan dolayı çok kısa sürede teslim olacağından emindi. Ne de olsa ünlü casus Lawrence'in getirdiği bilgiye göre Fahrettin Paşa ve askerlerinin yiyeceği içeceği en fazla 2-3 ay yetecek kadardı. Oysa 2 yıl geçer aradan ve Medine'nin direklerinde teslimiyeti simgeleyen beyaz bayrak yerine hala ay yıldız dalgalanmaktadır. Fahrettin Paşa ve askerleri açlıktan, hastalıktan kırılsalar da Medine'yi aylarca savunurlar. İngiliz komutan teslim şartları gereği Medine'den çıkmak zorunda kalan Fahrettin Paşa'ya öylesine hayran olur ki, paşa ve subaylarına esir muamelesi yapılmamasını emreder ve kılıçlarına dokunmaz. Medine direnişinde Fahrettin Paşa'nın şifre subayı Kadri Bey'dir. Arkadaşlarıyla beraber açlıktan ölme pahasına direnen bu genç adam, Kurtuluş Savaşımızın ardından ülkemizin değişik bölgelerinde subay olarak görev yapar. 1937 yılında Kadri Bey Ankara'dayken oğlu Altan da Çankaya İlkokulu'nda öğrencidir. Altan her sabah arkadaşı Saffet'le buluşmakta, okul yolunu birlikte yürümektedir. İki kafadar okula giderken mutlaka yol kıyısındaki küçük bir tepeye çıkarlar. Bu tepe Çankaya Köşkü'nden kentin merkezine uzanan yola bakmaktadır. Ve Mustafa Kemal Atatürk o yolu derdini anlatmak için yol kenarında kendini bekleyen vatandaşlarla birlikte onlarla konuşa konuşa yürümektedir. İki çocuk her sabah tam tepenin önünden geçerken Atatürk'ü başlarıyla selamlar. Medine'yi çekirge yeme pahasına savunan askerlerimizden Kadri Bey'in oğlu Altan yine bir sabah okula gitmek için arkadaşı Saffet'in kapısını çalar. Ama Saffet o gün hastadır. Altan okul yolunu yürürken gözü tepeye ilişir. Kararlıdır. Yanında arkadaşı olmasa da Atatürk'ü selamlamak için o tepeye tek başına çıkacaktır. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek Çankaya Köşkü'nden kentin merkezine doğru yürüyen Atatürk, tepenin önünden geçerken bizimki başını hızla öne eğerek çakar selamı. O an bir ses duyulur. Çocuk, bugün yalnızsın. Sarı yok mu sarı? Onca ülke ve dünya sorunu arasında Atatürk, kendisini her sabah tepeden selamlayan iki çocuğun farkındadır. Çocukların selamını almakta ama onlar başları önlerine eğip olduğu için bunu görmemektedirler. Kadri Bey'in oğlu o sabah hayatında ilk kez Atatürk'le göz göze gelir. Ona gülümseyerek doyasıya bakar. Sonra toparlanır ve sorusuna yanıt verir. Bugün hasta paşam, yarın. O gün Atatürk'ü ilk kez gören çocuk, karikatür ve tiyatro sanatımızın büyük ustası Altan Erbulak'tır. Altan Erbulak, Orhan Boran'ın çocuklar için hazırladığı radyo programı Yuki'yi çizerek çocukları ilk yerli çizgi roman kahramanlarından biriyle tanıştırır. Erbulak, ülkemize gelen dünyanın en ünlü sirkinde çocukların karşısına palyaço olarak çıkar. Sayısız çocuk oyununda sahne alarak nice çocuğu hayatında ilk kez tiyatroyla buluşturur. Arkadaşıyla birlikte okula giderken, meclise yürüyen Atatürk'e her sabah küçük bir tepeden selamlayan o çocuk, yıllar sonra bir tiyatro sanatçısı olarak sahneden ülkesinin çocuklarını selamlayacaktır. Geleceğinin ilhamını çocuklarından alan ve dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.